yapıyor. Hem eğlencesi var, hem haberleri var. Ben NTV istiyorum. Buradan yetkilileri sesleniyorum. NTV'de bir gün bir haber sunabilirsem çok sevinirim. Teşekkür ederim. Evet, bunu sen tak artık. Kız ne ara gitti ya? Kızı çok fena yolladık girişimi. İster misin bunu? Sevgili izleyenler, görüyorsunuz. Yiğit bir kişiyi daha düşürdü. Toplam 4 kişiyi düşürdü. 7 kişiyi düşürürse bizden NTV adam olarak televizyon kazanacak. Ve eyvah düşüyorum Yiğit'le devam ediyor sevgili izleyenler. Sendeyiz Yiğit. Seç bakalım sıradaki düello yapacağın kişiyi. Şimdi 2013, 13'e gireceğiz. 1 artı 3, 4. Evet. 4 numara. Bravo, 4 numara dedi. Dört numarada Tunca. Merhaba Tunca. Merhabalar. Nasıl gidiyor hayat? Memnun mu? Vallahi çok güzel gidiyor. Biraz beni hızlı onaylasana. İyi desene böyle bir. Ha işte. Çok güzel. Şapkan çok güzelmiş. Gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Düşerim diye hazırlıklı geldim. He. Ben düşersem böyle kafa üzerine düşeceğim. Hop geri zıplayacağım. Geri zıplamak için çok mantıklı bir şey. Amortisörlü diyebilir miyiz buna? Amortisör gibi. Çok güzelmiş. Çok yakışmış. Ne yapıyorsun iş güç hayat? Çevirmenlik yapıyorum. İş dışında ne yapmayı seversin? Böyle en böyle coşkulu yaptığın şey nedir? Ben açıkçası müzik işleriyle çok alakalıyım. Ne alakası? Ben arşivciyim. Benim evimde 1330 tane orijinal ilk basım CD var. Özellikle 90'lı yıllarla ilgili bayağı bir... Wow. En sevdiğin hangisi? Çok fazla sevdiğim insan var ama ben esas bir tanesi var benim favorim olan. Yaşar'ı çok severim. Aa, Yaşar hayranlısın. Deli Yaşar hayranıyım. Ben Türkiye'deki bütün konserlerine gidiyorum. Günübirlik Adana'ya gittim. Şaka yapıyorsun. Sabah kalktım böyle... bugün ne var dedim. Saat 2'de tek bir açılışı vardı. Orada bir yarım saatlik konseri vardı. Ona da gittim. Artık akşama döndüm. Şaka yapıyor. Yaşar'ı ben de severim ama hiç Adana'ya konserine gitmedim. Hatta bak... Ne yapıyorsun oğlum? Yanımda da benim uğurum olan bu şeyi getirdim. Ne o? Ben bunu gittiğim konserlerde takıyorum. Yaşar kravatı. Yaşar bu ilgiden farkında mı bunu? Farkında. Hatta ben bir ara fan kulübünde yönettim. Arkadaşları topluyorum hangi şehirdeyse işte. Beraber konserlerine gidiyoruz. İşte Yaşar'la işte tanışmayanları tanıştırıyorum. Siz tanışıyorsunuz böyle, yani muhabbet sonra. Yani bu kadar gel gitten sonra çünkü... Kafan çok komik gözüküyor. Ben askerdeyken Yaşar'ın konserine izin alarak gelmiştim mesela. O kadar sevgi. Geldim, hatta 1,5 saat kulis kapısında beklemiştim ben o zaman. Daha bu kadar tanışmıyorduk Yaşar'la. Yaşar'a demiştim ki 1,5 saat sonra çıktı yani arabaya binmek için. Çıkıyor sonuçta. Bu yüze iyi bak demiştim. Çünkü bu yüzü artık sık sık göreceksin demiştim. O zaman bu zaman işte... Bir şey mi? Sen adamın kabusu olmuşsun ya. Şu an düşündüğümde bu yüzü bir daha hatırla. İyi hatırla. Böyle makyaj var mıydı o zaman? Ve ben mesela gittiğim bütün konserlere hep böyle bir hediye yaptırarak. O kadar sevgi. Ben Yaşar'ın bütün programlarını topluyorum. Yaşar'ın promoları var, bütün CD'leri var, planı var. Peki mesela bir an gelecek, ben ne yapıyorum lan dediğinde ne diyeceksin kendine? Yani ne oluyor? İyi ki yapmışım diyeceğim. Kaç yaşındasın? 29. Artık yeter. Yani sev ama azaltarak mesela, bitir. Yani günde bir klip izle, yavaş yavaş bitir. Kravat da çok şıkmış. Ben bunu vereyim sana yoksa sen bayağı döversin beni bunu alırsam. Buyur Tunca. Gerçi senin var mı bu kadar hayran olduğun biri? Ya ben herkese yeteri kadar sevgi gösteriyorum. Dağıtma birine kitlen bak. Mesela bizim doğum günlerimiz de aynı Yaşar'la. Aynı gün doğmuş. Bence sen Yaşar'sın. Yaşar bu iş oraya olmuş. Gidiyor. Ya çünkü o konsere gidiyorsan verip gel sen Yaşar'sın şu an. Hay Yaşar mı diye bağlayayım ben. Evet bir bakalım şimdi kim geliyor? Kim geliyor? Biz senin Yaşar hayranı olduğunu bilmiyor muyuz? Ay Yaşar geliyor değil mi? Ya düşer bayılırım. Yaşar'a dedik gelir misin programa konuk olacaktı. Tunca yarışıyor dedi gelmem dedi. yok Yaşar demez öyle. Tamam Yaşar. Hüsner başıma uydu. Yeter mi? Sana çok bir güzel. Bir kuleş Yaşar yaptım. Bundan sonra senin fanınım. Gerçekten. Oldu mu? Kardeşim benim. Sevgili izleyenler hazırsak Yiğit'le Tunca'nın düellosu başlıyor alkışlarınızla. Tunca, ilk soru sana geliyor. 2 pas hakkı var. Yiğit'in senin pas hakkın yok. Ay, ama senin içinde kocaman bir Yaşar sevgisi var. Rahat ol. Gelsin bakalım Tunca'nın sorusu. Ay, inşallah çalıştığımız yerden çıkar. Yok, oradan çıkmıyor. Çoğunlukla doğumhane önünde bekleyen, baba adayları için söylenen... ...merak ve heyecanla beklemek anlamındaki deyim. 9 doğurmak. 9 doğurmak. İlk seviyeyi atladım tamam. Evet ilk seviyeyi atladım. Daha gidebilirim bundan sonra. Bundan sonra tamam. Koş Adana'ya. Evet gelsin bakalım Yiğit'in sorusu.
gelin ve damat adaylarının kendi yakın arkadaşlarıyla birlikte düğünden önce düzenlediği eğlence. Bekarlığa veda partisi. Bekarlığa veda partisi, doğru. Sen bekar mısın? Ben bekarım. Bekarsın. Bekarım. Sen bekar mısın? Bekarım, kronik bekar. Kronik bekarsın. Vaktim yok. Kardeşimsin. İzle bakalım görüntüyü, ne soracağız oradan? Öpüşelim mi? İki bir. Açılayı çağır, üç kişi de öpüşebiliriz. Oğlum, ağzını topla evladım. Ben duygusal bir an yaşadık diye. Hayır, yaşamadık duygusal bir an. Allah Allah. Yavrucuğum, senin kaçta yatıyorsun sen? Kaç yaşındasın sen? Git yat, yatma saatin gelmedi mi senin? Yalan Dünya dizisinin Öpüşelim Mi? Repliği ile hayatımıza giren karakteri. Orçun. Orçun. Doğru cevap. Tebrik ediyoruz. Görüntülü soru geliyor. Gelsin Yiğit'in görüntüsü. Benzemez Kimse Sana programında Barış Manço taklidiyle hafızalara kazınan ünlü isim. Bütün programı izledim ve müthiş başarılıydı. Uğur Arslan. Uğur Arslan. Bravo. Tebrik ediyoruz. Hiç beklenmeyecek hani bir şeydi. İnsandı Uğur Arslan ama müthiş. Neden hiç beklenmez? Hani öyle daha değişik davranıyor, daha ağır falan. He. Ama ne cevherler çıktı. Değil mi? Gelsin bakalım Tunca'nın sorusu. 8 babunun kuyruk sayısıyla 2 sakar mekenin kanat sayısının çarpımı kaçtır? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Sakar mekeni lan. Evet, NTV'de bu kuş. Sakar meke daha çok güney bölgesinde yetişen, yetiştiği gibi kalmayıp aynı zamanda büyüyen ve hayata karışan bir kuş. Kuş çeşididir. Doğayla ilgili arkadaş bilirdi bunu. Bilirdi ama kendisi yok şu an. Artık yok. Kendisini doğaya saldık az evvel. Verdik özgürlüğünü. Ben de tavuk kovalıyordum ama. Bizim de köyde vardı. Bizim de ne köyümüz vardı? Var. Köyümüz vardı. Yaşar köy. Yok. O zamanlar daha Yaşar yoktu.